Bugün malumunuz yakın zamanda iki tane ağrımıza özgü ürünümüz coğrafi işaret aldı. Yani bize özellikle ağrı dönerimizi pazara ulaştırmak anlamında çok büyük emeği gayreti olan Et ve Süt Kurumumuzun döner atölyesine geldik. Özellikle şunu öğrenmek ister tabii insanlarımız. Bu dönerin özelliği nedir? Neden bu kadar lezzetli? Özellikle, bizim yörenin yaylalarından tabii. Bu tarafta alçay. Evet. Bu bence bu ilk paketi külliye gönderir. Bizi aldık malum. Bunu tüm sektör adına bir kamu kurumu olduğu için biz sayın müdürümüze tüm sektör adına teslim etmiş oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Daha öncesinde sadece Abligor köftemiz tescilliydi. Son 2 yıl içerisinde önce Geven balının tescilini aldık. Gerçekten önemli bir üretim alanımız balcılık. Sonrasında tabii burası hayvancılık memleketi. Türkiye'de hayvancılığın en iyi yapıldığı illerden bir tanesi. Aynı zamanda sahip olduğu otlak ve mera varlığıyla ki genel arazimizin %65'i yaklaşık otlak ve meralardan oluşmakta. Hem çok fazla sayıda canlı hayvan varlığımız var. Hem de nitelik olarak, lezzet olarak da Türkiye'nin en kaliteli, en nitelikli et üretimine sahip illerden bir tanesiyiz. Bunun yanında tabii çeşitli ürünlerimiz var. Döner de onlardan bir tanesi. Anadolu'nun birçok yerinde üretilmekle beraber, Anadolu'nun her yerinde bulup yiyebileceğiniz bir ürün olmakla beraber her yörenin kendine özgü bir üretim şekli var. Ağrı'da da gerçekten Ağrı döneri dediğimiz buraya özgü olarak yapılan çok kıymetli ustaların yıllardır sürdürdüğü gelenekle üretilen bir dönerimiz var. Bu dönerimiz kesinlikle diğer bölgelerin dönerinin lezzetinden, yapılışından çok farklı. Bununla bir coğrafi işarete sahip olması gerektiğini düşündük ve çalışmalarımız sonuç verdi. Tescil belgemizi aldık. Bugün de sektörün temsilcilerinin adına Et Süt Kurumu Müdürümüze huzurlarınızda teslim ettik. Gerçekten ağrı döneri çok lezzetli. Biraz önce bahsettiğim gibi öncelikle dönerin yapıldığı etin kaynağından geliyor bu lezzet. Yani bizim çok doğal, çok geniş otlak ve meralarımızla beslenen yerli hayvanların etinden üretildiği için bir kere çok lezzetli. Sonrasında da üretimin tekniği bizim bu özgü, yöreye özgü. Özellikle eti biraz daha fazla kullanan, eti küçültmeden, etin dokusunun daha fazla ağza geldiği çok özel bir lezzeti var. Bu anlamda da coğrafi işaretle bu özelliği, güzelliği tescillenmiş oldu. Tabii bunun ne önemi var, ne sonucu var? Bundan da bahsetmek istiyorum. Özellikle ürününüzün pazarda orijinal olduğunu, unique olduğunu, size özgü olduğunu kanıtlayabilmeniz için bilimsel bir şekilde bunu ortaya koyabilmeniz için bu tescil belgesine ihtiyacınız var. Bundan sonrasında ağrı döneri diye bir döneri satabilmeniz için bu tescil belgesinde yer alan koşullara uygun olarak bunu üretmeniz gerekiyor. Dolayısıyla herkes farklı bir ürün üretip bunu ağrı döneri diye etiketleyip satamaz. Dolayısıyla pazarda bir bu ürünün kıymetini bir de sahaya ulaştığında orijinalliğini korumak için çok önemli bir faktördür. Coğrafi tescil belgesi, işaret belgesi. Ürünün pazara ulaşmasıyla ilgili de çok ciddi çalışmalarımız var. Ağrı merkezde zaten çok yaygındır. Hepimiz bunu biliyoruz. Aynı zamanda son dönemlerde insanlarımız başka illerdeki yakınlarına bu ürünü paketleterek göndermeye başladılar. Şimdi bunun endüstriyel bir hale gelebilmesi için çalışmalarımız var. Et ve Süt Kurumumuz burada ciddi bir üretim gerçekleştiriyor. Yakında bu makinelerin sayısını da artıracağız inşallah. Şu an sadece Et ve Süt Kurumu mağazalarında satılıyor. Bunun yavaş yavaş önce kooperatif mağazalarının arkasından da genel zincir mağazalara yayılması için de çalışmalarımız olacak. İlk önemli adım coğrafi işaretti. Bunu gerçekleştirdikten sonra önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. Esnafımız bu coğrafi işaret belgesine uygun olarak bunu ürettiğini ortaya koyacak. Arkadaşlarımız da gidip bunu denetleyecekler ve bu sertifikayı bir bölgeye, dükkanın belirli bir yöresine asabilecek veya paketleyerek insanlara veriyorsa paketlerin üzerinde coğrafi işaretli orijinal Ağrı döneridir diyebilecek. Bu da orijinal olanla, emek verilenle, güzel olanla, güzel olmayanı, işte kaçak yapılanı birbirinden ayıracak ve markalaşmada çok önemli bir katkı sunacak.